Üniversiteyi yurt dışında okuduktan sonra İstanbul'a taşındım. Aslen bu köylüyüm. İstanbul'da birkaç sene ticaret yaptıktan sonra evlendim. Ondan sonra ilk kızım doğduktan sonra yani çocukları düzgün besleme kaygısı oluştu. İşte İstanbul'daki organik pazarları, ondan sonra köylere, işte köy yumurtası için tekrar İstanbul etrafındaki köylere dolaşmaya başladım. Bu süreçte hem etkilendiğim hem de tanıştığım birçok arkadaş oldu. Doğru beslenmenin düzgün tarım, doğru tarım yapmaktan geçtiğine karar verdim. Ondan sonra köye dönüp tarım yapmaya karar verdim. Tabii ilk şeyle başladım. İlk buğday tohumlarını toplamaya başladım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, ondan sonra Karaca Dağı'dan, Mardin'den buğday tohumları toplayıp burada ekmeye başladım. Ondan sonra çoğalttım. Tabii hepsi eski buğday. Çoğaltıp dağıttım ben de başka arkadaşlara. O şekil çiftçilik maceram başladı. Aslen ailem çiftçilik yapsa da ben şeyin içerisinde değildim. Ben çiftçilik yapmıyordum. Çiftçilikle ilgili çok bir bilgim de yoktu. Ondan sonra işte, birkaç sene sonra İstanbul'dan kırsala göçme fikri oluştu. Tabii eşimle bunu tartıştık bayağı. Nereye gidelim diye düşündük. Ege, Akdeniz fikri geçti. Ondan sonra şeye karar verdik. İşte herkes İstanbul'dan Ege'ye göçüyor. Biz de köyümüze göçelim fikri oluştu. Ondan sonra işte buraya taşınma süreci başladı. Tabii şey de etkili oldu. Pandemi süreci de etkili oldu. Köye taşındıktan sonra çiftçilik boyutunu biraz daha da kapsamlı hale getirdik. Aynı zamanda hayvancılık yapmaya başladım. Hayvancılık yaparken İstanbul'da, tabi bu arada İstanbul'da şey eğitimleri gördüm. Onarıcı tarım eğitimleri gördüm. Burada onarıcı tarımı uygulamaya başladım. Onarıcı tarım yaparken doğayı taklit ediyoruz. Sürme işinden, toprağı sürme işinden vazgeçip onun yerine hayvanları şeyde otlatıyoruz. Aracılarda otlatıyoruz. Köye yerleştikten sonra da ekolojik bir ev yapmamız gerektiğini düşündük. Bunun en sağlıklı yolu da kerpiç evde. Kerpiç ev fikri oluştuktan sonra işte mimari işlerini çözdükten sonra kendi kendimize burada kerpiç üretmeye başladık. Tabii köydeki toprakla saman karışımından kerpiç üretmeye başladık. Kerpiç ürettikten sonra da evin mimarisini yavaş yavaş oturtmaya başladık. Tabii bunun sağlıklı olabilmesi için eskiden de uygulanırdı ama tabii bakım gerektiren bir şey kerpiç normalde. Ondan sonra sıva işlerini nasıl yaparız? Her sene uğraşmadan bu işi nasıl çözülür diye araştırdım. Horasan harcı ile ilgili bilgim vardı ama horasan harcı nasıl yapılır onu bilmiyordum. Bu defa şey için, sıva için horasan harcına karar verdik. Sizin de gördüğünüz gibi evin bütün sıvasını horasan harcı yaptık. Horasan harcının da özelliği 2500 yıla kadar mukavemet sağlıyor. Yani 2500 yıla kadar sürekli gelişip daha da sağlamlaşıyor. Kesin çözüm horasandı. Ondan sonra evin iç taraflarında da şey kullandık. Eski berberilerin kullandığı tadalek yöntemini kullandık. Tadalek genelde banyolarda, işte hamamlarda kullanılır. Toprak bazlı bir sıva. Tadalek sıvasını da kullandık burada. Yani kullandığımız ürünlerin tamamının yerel olmasına dikkat ettik. Çevreden tedarik etmeye çalıştık. Ondan sonra doğal yapısını bozmamaya çalıştık. Güçlendirici olarak sadece kireç kullandık. O da taş kireç.
Yapıyı o şekilde inşa ettik. Tabii birkaç farklı teknik kullandık şey yaparken. Bir tanesi sıkıştırma toprak. Sıkıştırma toprak tekniği de çok eski bir teknik. Kalıpları kurup kalıpların içerisine toprak, mıcır, kireç karışımı, %5 oranında kireç karışımıyla bir sıkıştırma toprak duvarlar yaptık. Duvarların üstüne hatıl çekip kerpiçlerimizi onun üstüne döşedik. Kerpiçlerde de kerpiç toprak analizi yaptıktan sonra kerpiçin bir kısmında kum da kullandık. Bir kısmında yani çoğunda da hiç kum kullanmadık. Sadece toprak ve toprak ve saman. Ama tabii buradaki ince nokta şu. Toprakla samanı bir gün önceden havuz gibi bir yer oluşturduk. Oranın içerisinde toprak ve saman, üstüne de su kattık. O gece fermente olmasını sağladık toprağın. Ondan sonra kalıpları alıp ertesi gün kullanmaya başladık kerpiçleri. Köye geldikten sonra ilk coğrafyayı bir zenginleştirme projesi oluştu kafamda. Çünkü küçükken burada hayvan çeşitliliği çok fazlaydı. Şu anda burada izin vermiyorum. Bu avcılığa da izin vermiyoruz. Ondan sonra köydeki kadınları özellikle harekete geçirmek için buradaki hayvancılık yaptığım yerde sütün, peynirin, sade yağın, ondan sonra yoğurdun yapma işlerini kendilerine veriyorum. Tabii satışı da onlara ait olmak şartıyla. Kendiler de aynı şekilde satış yapıp o şekilde para kazanıyorlar şimdilik. Ama bunu biraz daha da yaymaya çalışıyorum. Yan köyle birlikte hareket edip bir kooperatifleşme. Ondan sonra oradaki bu köy ve diğer köydeki sütleri toplayıp bir mandırada köylünün de bizim de çalışanların da ortak olabileceği bir kooperatif tarzı bir şey oluşturacağız. Önümüzdeki sene muhtemelen girecek, faaliyete girer. Ondan sonra başka fikirler de var tabii. Bu köylünün kendi ürünlerini üretip Urfa'da şehir yakın, yani buraya en yakın merkez olan Karaköprü'de bir köylü pazarı kurup tabii tamamen kontrollü bir şekilde olması gerekiyor. Kontrolü de şu, sadece köydeki ürünler kullanılacak, yerel tohumlar kullanılacak. Bir yerden ürün alıp pazara götürülmeyecek. Sadece kadın gücüyle yapılmış ürünler olacak. Öyle bir projemiz var, belediyeyle de görüşmelerimiz oldu. Ama tabii bu işleri anlatmak, yapmak biraz hem vakit hem de zaman alıyor. Bir de çok da uğraşmak lazım. Bir de birilerinin de sizi anlaması lazım. İnsanlara burada çok bir şey anlatmaya çalışmıyorum yani. Çünkü onun şeylerini gördüm, etkilerini gördüm. Bir şey anlatınca insanlara çok gelmiyor, çok cazip gelmiyor. Ama icraata geçtikten sonra tekrarladıklarını gördüm. Yani şahit oldum o duruma. Mesela köye gelmeden önce bazen amcamların ya da diğer köydekilerin dolaplarına bakıyordum. Onlar şehirden hazır yumurta ve tavuk yapıyorlardı, getiriyorlardı. Şimdi köyde herkes kendi tavuğunu, ondan sonra kendi yumurtasını kendi üretmeye başladı. Özellikle tekniği, özellikle onarıcı tarım tekniğini mesela bu sene normalde fıstık bahçelerinde sadece ben kendim bizim bahçede uyguluyordum. Hayvanları fıstık bahçesinin içerisinde otlatıp orada gübrelemelerini sağlamaya çalışıyordum. Geçen sene başladık ona. Bu sene de buradaki diğerlerinin de aynı tekniği uygulamaya çalıştığını gördüm. O yüzden yani anlatarak değil, yaptıktan sonra insanlar etkileniyor. O yüzden biraz da sabırlı olup yavaş yavaş insanların sizi taklit etmesini bekliyoruz.